Melih Altınok, ne gereği var ki? Yarışın ve kavganın onuru sonucun kabul edilmesinden gelir. Yoksa adama niye çıktın sahaya derler. Dalga geçerler, saygı göstermezler. Karşılaşma bittikten sonra rakibinin arkasından taşa bıçağa sarılana Anadolu'da ne dendiğini de sizler biliyorsunuz. Demokrasi de aynı mantığın üzerine kuruludur. Halkın iradesinin kabulü esastır. Yani kentte tüm aktörler oyunun kurallarını kabul eder. Kurallarını kabul ederek giriştiğin sandık yarışında seçmen sana istediğin sonucu vermemişse mızıkçılık edemezsin. Rakibini yenemediğin sandığın dışında siyaset dışı yöntemlerle vurmaya çalışamazsın dış müdahale çağrıları yapamazsın teröristlere ve vesayet odaklarına benim yapmadığımı siz intihar saldırısıyla darbe girişimiyle yapın bari mesajı veremezsin 15 Temmuz sonrası devletin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak başlattığı yargısal sürece itiraz edenlerin yaptıkları da farklı değil fetö'ye ve pkk'ya yönelik yargının attığı her adımı daha ifade çağrısı muhataplarına ulaşmadan siyasi diye yaftalıyorlar Onlara göre tüm bunları Erdoğan nasıl yapabiliyorsa muhaliflerini tasfiye etmek için yapıyormuş. Gidin işinize. 2002'de, 2004'te, 2007'de, 2008'de, 2009'da, 2010'da, 2012'de, 2014'te iki kez, 2015'te iki kez çıkmışsınız karşısına. Üstelik de medyanızla, terörün fiili desteğiyle, yurt dışından gelen desteklerle, ittifaklarınızla, şuyunuza, buyunuza. Her seferinde yenilip oturmuşsunuz. Yetmemiş Amerika ile FETÖ ile PKK ile ortak düşmanınız olan o adam halkıyla birlikte bir darbe savuşturmuş yine devrilmemiş. Şimdi kalkıp sandıkta gözü kapalı yendiği bu denli başarısız ve çapsız rakiplerini niye tasfiye etmeye çalışsın? Bence her zaferi kendisine altın tepsi içinde armağan ettiğiniz için varlığınıza duacıdır en fazla. Büyüyün biraz sizi izleyen onca seçmene, okura, taraftara ayıptır. Delikanlım, o kadar korkutuyoruz, hala sinmiyorlar diyorsunuz. Biyatçısınız, isyanı bilmiyorsunuz. Tanıtmak boynumuza borç olsun. Yukarıdaki sözler yılların cumhuriyetini Fethullah'a teslim edip, bir troll gazetesi haline getiren Susamur'una ait. Evet evet o, Fethullah'ın savcılarını ve örgütten gelen belgeleri hiçbir gazetecilik süzgecine tabi tutmadan manşete çeken o zoraki vatandaştan bahsediyorum. Kendisini adam eden halkına karşı görüşlerini savunacak cesareti bile olmadığı için bugünlerde farklı dillerde iftira atıyor ülkesine. 15 Temmuz'dan hemen önce ortalık karışır da tatlı canım incinir diyerek kaçtığı yurt dışından. İsyanı bilmiyorsunuz dedikleri ve yurt dışına tanıtmakla tehdit ettikleri ise tankların önüne yatıp vatana ve demokrasiye sahip çıkan Türk halkı sizlersiniz. Ülkenin çoğunluğunun gözünde zaten öyle ama hala bu zata itibar edenleri görünce bu ülkede her şey olursunuz, rezil olamazsınız sözünü hatırlamadan geçemiyor insan. Baykal seviyor mu korkuyor mu? Geçen gece bir haber kanalına çıkan Deniz Baykal'ın sözleri Twitter'da en çok konuşulanlar arasındaydı. En çok eleştirilen ifadesi ise 7 Haziran seçimlerinde koalisyon kurulsaydı darbe girişimi olmazdı anlamına gelen sözleri oldu. Hakikaten izah etmek mümkün değil. Baykal, Amerika'daki bir takım odaklarca desteklenen FETÖ'nün 15 Temmuz'da siyasi çoğulculuğu sağlamak için Türkiye'ye saldırdığını falan mı sanıyor? Yoksa bazı yorumcuların dediği gibi Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakmasına neden olan kaset komplosunu Cumhurbaşkanı'na bağlayarak Pensilvanya'ya lütfen bir daha yapma mesajı mı veriyor? Her iki olasılık da Deniz Bey'in siyasi kariyeri ve saygınlığı için felaket değil mi? Meri Haltonok Sabah.